Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimşek McQueen geldi bugün. Bir süre boyunca böyle aramız olacak. Başlangıç aşamalarında bizlere eşlik edecek Şimşek dostum. Bugün arkadaşlar maksimum hız parkurundayız. Şimşek'le beraber gidiyoruz şu an için. Şimşek dostum teşekkür ederim. Yavaş 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 abi yavaş. Şimşek yavaş. Bugün arkadaşlar Bugatti ailesi maksimum hız yarışına katılacak. Şimşek'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Örümcek dostum ne söylemek istersin? Örümcek abi. Şimşek'e teşekkür etmek istiyorum. Şimşek dostum teşekkür ederim, beni getirdin buraya. Vay be Şimşek, çok özlemişim Örümcek abi. Vallahi biz de dedik. Şimşek'i çok özledik değil mi arkadaşlar? Bugatti ailesi Maximus yarışında Bugatti Divo'yu görüyorsunuz. Bugatti Vision GT, Bugatti Atlantic var burada. Bugatti'nin en yeni arabası. Bu modda yeni çıktı. Hemen getirdim sizler için Bugatti Atlantic'i. Çok da güzel gözüküyor gerçekten arkadaşlar. Hemen buradaki arabamız Bugatti Chiron Super Sport var. Bugatti EB110, Bugatti Sandero DS, Bugatti Bolide ve Bugatti Veyron bugün bizlerle olacak arkadaşlar. Şimşek geri döndü. Hadi bakalım. Bugün Bugatti ailesini Maximus yarışına sokuyoruz. En hızlı Bugatti'yi seçeceğiz bugün. İlk olarak. Evet, Bugatti EB110 modeliyle başlayacağız. Bugünün en eski Bugatti'si bu arada arkadaşlar, onu da size söylemeliyim. Araba gerçekten çok güzel. Eski bir Bugatti olmasına rağmen hızının bayağı bir iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar öncelikle. Onu söyleyeyim. Bugatti EB110. Favorilerinizi yazdınız mı? Şimşek'i özlediniz mi? Artık aramızda böyle ara ara gelmeye çalışacak, yanımızda olmaya çalışacak ve şu an için Örümcek gazlamaya başladı. 130, 140, 150. Abi şu an iç gösterenleri görebilirsiniz. Araba felaket hızlı gidiyor arkadaşlar. 220 şu an için geçti. 230'u geçti şu an için. Devam ediyor. 240'ı geçti. 250'yi geçti. Abi müthiş gidiyor. 260'a geliyor. Arabaya bakın siz. 260 gelir mi? Gelir mi abi 260? 260 geldi. 260'da tıkandı. 59 alıyor. 60 oldu. 59 oldu. Abi 260'ı gördük en son. Bugatti EB110 260 kilometreyi gördü şu an için gördüğünüz gibi. Ama hız yavaş yavaş azalacak çünkü biliyorsunuz maksimum hız yarışlarında araba bir süre boyunca maksimum hızını zorluyor ve daha sonra arabanın hızı yavaş yavaş düşüyor. Bugatti EB110 modeli bugün 260 kilometrelik bir rekora ulaştı arkadaşlar. Yani 260 çok mu değil. Benim arabada basıyor o kadar zaten. Bugün birazcık bence Örümcek biraz kötü performans gösterdi. Örümcek dostum gitmiyor muydu araba daha fazla? Örümcek abi Bugatti çok hızlı bir araba. Ama ben korktum. Hız yapmak çok kötü bir şey. Çok tehlikeli Örümcek abi. Haklısın. Evet arkadaşlar, hız gerçekten çok tehlikeli. Sakın ama sakın yapmayın. Örümceğe de güvenelim burada. Güzel bir şey söyledi. 260 kilometrelik bir rekor geldi arkadaşlar. Trafiğe kapalı bir alanda çekiyoruz. Hadi bakalım, yine vurdun arabayı be. Abi 260 biraz kötüydü. Bugatti için kötüydü. Şimdi karşınızda Bugatti ailesinin en yeni arabası Bugatti Atlantic arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bugatti Atlantic karşınızda. Arabanın içi. Fena gözüküyor. Gerçekten fena gözüküyor. Bakalım bu güzel arabamızda bugün kaç kilometrelik hızı göreceğiz arkadaşlar? Hazır mıyız? Kaptan hazır. Siz hazırsınız. Bakalım bugün kaç kilometre göreceğiz? Bugatti Atlantic geliyor. Hazır mıyız? Oo, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 260'ı geçti. Oo, bir daha kırmızıyı bile yakmadı. Abi ne oluyor böyle, 340'larda kırmızıyı yaktı. Gidiyor 360, 370, 380, yok artık 390, 400. 420 oldu abi, ne oluyor böyle? 430, 440 dedik. 450 dedik. Abi rekor geliyor. Şunun gidişe bakın siz. 465, 466, 467, 468, 469, 470 oldu. Abi 471, 472, 472, 473, 474, 475 kilometre. Sen neysin böyle abi? 475 kilometrelik. İnanılmaz bir hıza ulaştı. Bugatti Atlantic en yeni Bugatti olduğunu söylemiştim sizlere. Bugatti EB110'u mahvetti, bıraktı arkadaşlar. 260'tı biliyorsunuz. Bugatti EB110 bugün Şimşek McQueen'in şansı yanımızda. Bugatti'ler iyi başladı. Aman abi vurdun gene ya.
475'lik kırılması zor bir rekor geldi. Şimdi Batman'le devam ediyoruz. Bugatti Bolide karşınızda, mükemmel bir Bugatti olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Araba gerçekten çok hızlı. 475 kilometrelik inanılmaz bir rekor geldi Bugatti Atlantic'ten. Şu an Bugatti Bolide'yi izleyeceğiz. Hazır mıyız? Güzel bir rekor gelir mi sizce? Bence gelecek. Hadi bakalım. Bugatti Bolide'ciler ve Batman'ciler. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 ve 200'ü geçti. Kırmızı erken yaktı abi. Bu araba 260'ı bile görmez. Kırmızıyı çok erken yaktı. Çok erken yaktı. 250 dedi. 260 dedi. EB110'u geçti şu an için. 270 diyoruz. Devam ediyor şu an için. 300'ü görür. 300'ü kıl payı görecek, görecek ama. Çok zor görecek. 280'i gördü şu an için. 283, 284, 285, 286, 287 gördü. Geri 286 oldu. Hız düşüyor. Yapma bunu. Abi bir yerden sonra hız düşüyor ya. 287'yi gördüm en son. Tabii hız artık yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Maalesef abi, maalesef yani 475 kilometrelik. Yani o rekoru geçecek bir araba bugün çok zor olacak. Bugatti Atlantic 475 kilometrelik bir hıza ulaşmıştı. Ama gördüğünüz gibi 287 dedik değil mi? Aynen, 287 kilometrelik bir hıza ulaştı Bugatti Bolide. Ama yetmez arkadaşlar. 475 kilometrelik mükemmel bir performans geldi biliyorsunuz. Yani abi inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. 475 kilometrelik. Mükemmel bir performans. Gerçekten çok güzeldi. Bugatti Atlantic'i tekrardan tebrik ediyorum. Bugatti Bolide'yi de tebrik ediyorum. En azından Bugatti EB110'u geçebildi arkadaşlar. Bugün Bugatti'ler felaket gidiyor. Hazır mıyız? Dördüncü arabamız Recep abi. Kral hoş geldin. Lan işte hoş bulduk lan. Lan en güzel arabayı bana vermişsin ha. Arabanın yüzde çizikleri müzikleri çizmişti. Bunlar şehir mi çizdiniz arabanın üstüne? Recep abi özel tasarımlı bir araç. Bugatti Veyron'umuz arkadaşlar. Bugün Recep abinin en sevdiği arabalardan bir tanesi. Umarım bugün iyi iş çıkartır ve bence bugün Recep abiden de iyi bir performans görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Bugatti Veyron 90 100 120 130 140 150 160 170. Abi çok kırmızı erken yaktı bu araç. Niye böyle oldu? Bu araba 300'ü bile görmez. Söyleyin, bu araba 300'ü görmez arkadaşlar. Şu an için söylüyorum size. 230 oldu. Abi benim araba basıyor bu kadar daha. Nereye gidiyorum? Veyron basman lazım. Abi çok kötü gidiyor. Abi niye böyle gidiyorsun Recep abi? Lan oğlum lan araba gitmiyor lan. Vallahi gaza basayım gitmiyor. Oğlum ne yaptın lan bu arabaya? Vallahi şak gitti bir şey yaptın gibi gizli ki. Gaza basayım gitmiyor. Daha da vallahi basayım. Gaz ayağım sonunda 231'e bastık. Başka ne gitmiyor vallahi. Recep abi nasıl gitmez abi? Abi gitmez olur mu? Abi Bugatti Veyron'un var senin. Ne yapıyorsun abi 230? Abi 231'i gördük, düşmeye başladı. Harika. Evet arkadaşlar, ben böyle bir şey görmedim. Bugatti Veyron dediğiniz 450-500 basması lazımdı. Recep abi sadece 231 bastı arkadaşlar. Ve hız zaten düşüyor. Bu saatten sonra tekrar hızlanma zaten olmaz arkadaşlar. 231 kilometrelik bir hıza ulaştı Bugatti Veyron bugün Recep abiyle. Yani... ne diyeyim ki arkadaşlar? Diyecek çok şey var ama hiçbir şey demiyorum. Recep abi gerçekten performansın bugün kötüydü. Ama dediğim gibi hız bu şekildeydi. Veyron bu şekilde bugün hızını gösterebildi. 231 kilometrelik bir hız ulaştı bugün Recep abi ve Bugatti Veyron. Umarım daha yüksek hızları bugün görürüz. En yüksek hız ve rekor bugün Bugatti Atlantic'te 475 kilometre. Nasıl ama? Gerçekten çok hızlı değil mi? Abi efsane bir şeydi. Gerçekten efsane bir şeydi. Umarım devamında da güzel hızlar görürüz bugün. Veyron 231 ile gayet iyi çıkardığını söylemeliyim sizlere. Hazırsanız yeni arabamız şimdi Superman karşınızda. Bugatti Chiron Super Sport araba. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani... diyecek bir şey yok. Mükemmel bir araba olduğunu söylemeliyim tekrardan sizlere. Bugatti Chiron Super Sport karşınızda. Bugün yine benim 400 hızını rahat görmesini düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Oho! 130, 140, 150, 160, 170, 140, 140. Karşıda 280 hala kırmızı yakmadı. 400. Oho! Abi 475 rekor vardı. Ne yapıyorsun sen? 475'i geçti. 500, 510, 520, 530, 539 da, ooo, böyle bir şey yok. 539 kilometre Bugatti Chiron. Abi gidişe bakın. Ay, nasıl geçiyor çizgiler, hızlı hızlı. Abi ibre sona dayandı. Son hızı gördük. Maksimum hızı resmen gördük. Ve yavaşladı zamanı.
Yok artık abi, ne oluyor böyle? 539 kilometre. İnanabiliyor musunuz? 539 kilometrelik maksimumuz dediğiniz budur işte arkadaşlar. 260 maksimumuz değildir Bugatti için. Bugatti için 539 maksimum speed maksimumuzdur. Bugatti Chiron diyoruz. Abi Chiron, Chiron, Chiron ya. Mükemmel bir performans. Abi de vurduk. Bir arabayı çarpmasalar bugün şaşıracağım. İnanılmaz bir rekor geldi. Daha fazla kırılamayacak. Çünkü son hızım 539 arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Bugatti Divo ile devam ediyoruz. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Tor kullanacak bugün Bugatti Divo'yu. Bakalım nere olacak göreceğiz. Dur yavaş. Yavaş. Aman 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 aman. Divo Divo yavaş. Divo yavaş. Divo yavaş. Divo yavaş. Şimşek orada bekliyor mu biz acaba hala? Vallahi göremedim ama Şimşek umarım buradadır hala. Bugatti Divo ile şu an için. Ooo 150, 160, 170, 180, 190, 200 de kırmızı yaktık arkadaşlar. Muhtemelen 400 de patlayacak yani. Son hız ulaşacak gibi gözüküyor. Belki 400'ü bile görmez. 300 kırmızı çok hızlı gitti bu sefer. 320, 330 dedik. Abi 539'luk rekor var. Siz basmalısınız abi, geçemezsiniz yoksa. Bugatti Divo basman lazım. 333'te kaldık. 333'te kaldık. 4 oldu. 334 oldu. 335 olur mu? Oldu. 336 olur mu? Oldu. 7 olur mu? Olmadı. 336 kilometre arkadaşlar. Ama yeter mi? Yetmez. Yetmez arkadaşlar. 336'lık bir rekor gelmişti zaten. Pardon. 539'luk bir rekor gelmişti bugün zaten. Onu geçmeleri lazımdı. Ama maalesef 336 kilometrelik bir rekor, bir hız geldi Bugatti Divo'dan ama tabii ki mükemmel bir hız arkadaşlar. Ama maalesef günün en hızlısını hala geçebilmiş değiller. Çünkü Bugatti Atlantic değil, kimdi? Ha Chiron'du pardon. Bugatti Chiron 539'luk son hıza ulaştı. İbre sona dayandı arkadaşlar. Dahası yok yani bu arabanın. İnanılmaz bir hızdı. Bugatti Divo'yu da tebrik ediyoruz. 36 gayet iyi. Hazırsanız yeni arabayla devam ediyoruz abi. Baldi, efendim söyle bakalım. Baldi rekor fena, onu söyleyeyim. Gördüm gördüm. Neyse. Ya Şimşek gelmiş ya. Vallahi çok aldım çocuğum. Sevimli arabacık sen Şimşek McQueen. Neyse. Dur bakalım. Arabamız kaç basacak acaba? Vallahi Baldi 539 basmazsan bu işi bırak. Abi en yüksek rekor onda çünkü. Şimşek'i de gördüm vardı orada bekliyor. Ve Bugatti Vision GT. 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 dedik abi. Çok güzel. 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300. Abi çok iyi gidiyorsun. 310 kilometrelik bir hız ulaştı şu an için. Ama abi yetmeyecek ya. Abi gelmez. Bu araba 350 bile görmeyecek. Çok iyi başlamıştı. Çok ümitliydim aslında. Ama abi bu ne yani? 320 mi yani rekorumuz? Dahası yok mu abi bu arabanın? 321, 322. Yetmez. Evet, hız azalmaya başladı. Geçmiş olsun Bugatti Vision GT'cilere. Bence şu an için. Seviniyorlar çünkü Chiron'cular. Abi de birincimiz izliyor. Vision GT'de performansı kötü gösterdi diyor. Bugatti Chiron süper sporcular. 539 kilometrelik. Anlatılması güç bir hıza ulaşarak günün birinci sırasına devam ediyorlar. Ama henüz bitmedi arkadaşlar. Çünkü bir tane de arabamız yarışacak. Herhalde bir mi kim var? Herhalde bir tane var. Bir Baldi izleyeceğiz. Arabasının park ettiğini Vision GT. Ardından diğer arabamızı izleyeceğiz. Durumlara bakacağız. Günün en hızlısı değişecek mi? Sizce? Bence değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü 539'u geçebilecek arabanın olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Yani çok yüksek biz abi. Nasıl geçecekler? Yani göreceğiz birazdan. Baldi park etti üstüm. Evet tamamdır. Maalesef iyi bir performans gelmedi Baldi'den. Son arabamızı izleyeceğiz. Hazır mıyız? Demir Adam. Demir Adam ne yapıyorsun dostum? Örümcek abi. Var ya be, muhteşem bir araba var biliyor musun? Bugatti Sendo diyesi. Bu arabayla kesin 400 basacağım. Vallahi 400 bence de bas çünkü rekor var abi. 539'luk bir rekor var. Bugatti Sendo diyesi inanılmaz ötesi bir araba arkadaşlar. Çok hızlı bir araç. Bakacağız. Gazlayacak mısın? Şimdi. 80, 90, 100, 110, 120, 130. Abi okuyamıyorsunuz ki, o kadar hızlı gidiyor ki. 200 dedik bile şu an için. Kırmızı yaktı yalnız, bu kötü oldu. Kırmızı erken yaktı. 200, 300 dedik bile abi. 320, 330, 340 gelir mi rekor? 539'luk rekor gelir mi? 400'e geliyoruz. 400 dedik. Abi çok hızlı ilerliyor. 539'luk rekor gelebilir. 450 oldu. 460 oldu. 470 oldu. 480 oldu. 490 oldu. 500. 539 geliyor. 539 geliyor. Yavaşladı İbre. İbre yavaşladı. Yapma. 520.
530, 539 ve mükemmelsin abi. Bugatti Sandero DS'i 539 kilometrelik maksimumuz abi. Dahası yok abi, dahası yok bu arabanın. 539'luk rekorun rekoru mu geldi? Aynı rekoru kırdılar arkadaşlar. Bugatti Chiron Super Sport'la Bugatti Sandero DS'i maksimumuzdan ulaşabilirler bugün. 539 kilometrelik mükemmel ötesi bir hız. Anlatılması zor bir hız olan gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmeldiler. Gerçekten çok güzeldiler. Arabalarımızın tamamını tebrik ediyorum. Hepsi gerçekten çok iyiydi ama Bugatti Chiron Super Sport'ta Bugatti Sandero DS'i daha iyiydi arkadaşlar. Chironcular ve Sandero DS'ciler. Yorumlarınızı bekliyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.